bütün bir ömrü seni sevmeyecek, sevemeyecek bir kıza feda etmeye değer mi? Elindekilerinin kıymetini bilmeyip bir hiçin peşinden koşmaya değer mi? Sonradan pişman olmamak için hayatımda en mutlu olduğum anlar meğerse geçip giden zamanlardaymış dememek için sahip olduklarına şimdi dört elle sarılmalı ve asla bırakmamalısın. Yavuz Bey. Ela Hanım. Benimle konuşmanız yasak. Önünüze dönün isterseniz. Yavuz Bey ama lütfen böyle yapmayın. Ben size sebebini açıkladım. Siz de bunu anlayışla karşılamıştınız. Böyle söylemiştim doğru. Ama biz uzun zamandır arkadaşız Dila Hanım. Bana sormadan kendi kendinize görüşmeme kararı almanız biraz dokundu açıkçası. Demek ki biz arkadaş değilmişiz. Öyle değil mi? Eğer sizi teselli edecekse ben dünden beri kendimi çok kötü hissettiğimi söylemeliyim. Doğru düşün. Yavuz Bey, benim elimden başka bir şey gelmiyor ki. Sizin de söylediğiniz gibi bizim arkadaşlığımız insanlar tarafından yanlış anlaşılmaya çok açık. İnsanların ne söylediğinin ne önemi var Dila Hanım? Yoksa başka bir şey mi var? Başka bir şey mi? Ne gibi? Vicdanınız. Hayır, başka bir şey yok. Barazoğulları, sizin için yeterli bir cevap olur mu? Ayrıca ben eşimi daha çok yeni kaybettim. Doğru. Haklısınız Dila Hanım. Yavuz Bey. Sizce biz arkadaşlığımızı sır olarak saklayabilir miyiz? Bunu denemeden bilemeyiz. Öyle değil mi?